gerçekten çok arttı. Yani şöyle diyebilirim. Asgari ücrete oransal olarak iyi zam yapıldı. Ancak asgari ücret düşük kaldı. Maliyeti arttı. Aynen öyle. Burada net söyleyeceğimiz durum bu. Emeklilere de aynı oranda zam yapılmazsa şayet emekliler açlık sınırının çok altında, yoksulluk sınırının çok altında geçinemeyeceği, çok zora düşeceği bir parayla geçimini sağlamaya çalışır. Bu da Yani mümkün olmaz. Bu sürümsüz. nedenle hayatında emekli olduktan sonra hiç çalışmayan kişiler bile kirasını, elektriğini, doğalgazını, telefonunu, zorunlu ihtiyaçlarını, mutfak harcamalarını karşılamak için emekli olduktan sonra hiç çalışmayan kişiler iş arayacak. Aynen öyle. Kayıt dışı, kayıt dışı gidecek, sigortası sağda solda bir yerde çalışacak. Ya Tabii. da sokakta artık mendil satan daha çok emekli görürüz. Ay çok üzücü ya gerçekten. Yani ki bu diyorum ya asgari ücretle ilgili de zaten hani işverenler de gel seni sigortalı çalıştırayım işte asgari ücret vereyim demeyeceklerdir emekliye. Dediğiniz gibi gençler bu anlamda zaten hani iş bulamayacaklar. Bundan sonrasında iş bulmakta çok daha zorlanacaklar. Zaten hani fazlasıyla işsizlik vardı. Allah sonumuzu hayretsin. Yani bir bayram olmadı Evet. asgari ücretle ilgili. Bir bayram olmadığı ve olmayacağı gibi bundan sonraki süreçte diyorum ya artan zamlar, hayat koşullarının daha da bugün işte Merkez Bankası'nın faiz indirmesiyle beraber yeniden yükselişe geçen dolar. Önümüzdeki süreç daha zorlu bir süreç olacak gibi gözüküyor. Bu asgari ücretin bu oranının ne kadar yüksek olmasının çok da bir önemi yok. Rakamsal olarak bir şey ifade etmiyor, etmeyecek gibi görünüyor. Şimdi son olarak Özgür Bey bir de EYT'ye değinelim istiyorum. EYT'yi konuşmadan geçmeyelim. Neden? Çünkü asgari ücretin açıklanmasını bekliyorduk. Asgari ücret açıklandı. 3600 ek gösterge ile ilgili işte önümüzdeki günlerde bir yol belirlenmiş olacak. Bununla ilgili de açıklama yapılacak ve AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3600 ek gösterge asgari ücret ve sonrasında EYT'lileri de emeklilerle beraber gündemimize alıp değerlendireceğiz ve çözeceğiz sorunu dedi. Yeni söyledi bunu, dündü sanırım. Ne düşünüyorsunuz? Yani asgari ücret bitti. 3600 işte Evet. açıklanacak. Emekliler ve EYT'liler dedi Akbaşoğlu. Gelecek mi Şimdi acaba EYT'liler? emeklilikte yaşa takılma konusu tekrar gündemde. Onu söyleyeyim. Eskisi kadar gündemde olacak. Çünkü asgari ücrete tüm Türkiye bugün asgari ücrete kilitlenmişti. Herkes Evet. asgari ücreti merak ediyordu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkacak kelimeyi herkes bekliyordu. Ve asgari ücret artık nihayet açıklandı. 4.250 lira maliyeti belli, primler belli, borçlanma yapacaklar, cebine para girecek, cebinden para çıkacak. Asgari ücret belirlendi. Bundan sonraki süreçte 3600 ek gösterge tüm devlet memurlarını ilgilendirmiyor. Bu nedenle 3600 ek gösterge çalışma hayatının %1'i, %2'si konumunda bir durum şu anda. Ama 3600 günle ilgili de çalışma, 3600 ek gösterge ile ilgili çalışma da zaten yapılmış durumda. Bundan sonraki süreç konu EYT. Evet. Hiç kimse şunu düşünemezdi. Asgari ücrete %50 zam yapılacağını 6 ay önce hiç kimse hesaplayamazdı. Bu imkansızdı. 3 ay önce de imkansızdı. Ama bugün gelinen noktada asgari ücrete %50 hatta %50'nin üzerinde zam yapıldı. Şimdi ne olacak? Sıra geldi EYT'ye. Çünkü neden? Programın başında açılışta ne dedik? Türkiye artık erken seçime doğru hızla ilerliyor. %50,5 Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek oranda zammı son dönemlerde söyleyeyim. Son 20 yılın en yüksek oranda asgari ücret zammı yapıldı. Şimdi emeklilerde sıra, emeklilerin zam oranları da belli olacak. 3600 ek gösterge tamam, sıra bir tek konuya geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar. Bence bu %50'nin üstünde zam emeklilikte yaşa takılanların hala ihtimallerinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Ülkede para mı var? Nasıl yapsınlar? Diyeceğimiz bir durumda değiliz. Bugün doların birkaç kuruş artışı EYT'nin maliyeti. Bu Evet. nedenle iş emeklilikte yaşa takılanlara geldi. Biz bir ay sonra göreceksiniz. Emeklilikte yaşa takılanlardan başka Türkiye'de hiçbir konu konuşulmayacak. Döviz konuşulur, fiyat istikrarsızlığı konuşulur, EYT konuşulur. İnşallah çıkar mı yani bir ay sonra artık bu Bak, düzenleme yapılır mı? Ne dersiniz? seçimden önce her şey olur. Seçimden önce emekliye bir intibak da gelir, seyyanen zam da gelir. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni
yönetmeyi, şu koltuğu bırakıp gitmeyi hiç kimse kabullenemez. Bu nedenle oy almak için vatandaşa verilmesi ne, gereken ne varsa vereceklerdir diye düşünüyorum. İnşallah. Biz tabii oranları falan söyledik. Altını çizeyim böyle yani oransal küçük böyle rakamsal hatalar yapmış olabilirim. Biz hızlı canlı yayına şu anda benim böyle evraklarla doldu. Hızlı hesaplamalar yaptım. Tam aktüviyet, maliyeti, diğer konularla ilgili videolarımızı hazırlayacağız. En kısa zamanda hemen videolarımızı da yayınlayacağız. Asgari ücret konusu bugün kapanmış bir konu değildir. 4.250 oldu ama şimdi maliyeti ve işsizliği, buna bağlı olarak da maliyeti nasıl düşer, devlet nasıl katkı koyar, bundan sonraki süreçte onları da konuşacağız. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bayağı bir uzun sürdü herhalde yayınımız Şebnem Hanım. 1 saat 16 dakikadır yayındayız. Evet, gayet güzel oldu. Bildiklerimizi aktardık. Bizleri izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olun. Bizler de hemen asgari ücretle ilgili, asgari ücretin yansımaları, asgari ücret ne olacak, ne oldu derken şimdi bundan sonra yurt dışı borçlanma, doğum borçlanması, askerlik borçlanma, diğer borçlanmalar, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ek 5, tarım, ek 6, şoförler, taksiciler, ek 9, ev hizmetlerinde çalışanlar, genel sağlık sigortası, isteğe bağlı, Bağkur, tarım, tarım SSK, idari para cezaları, işsizlik maaşı, bunların hepsiyle ilgili ben şimdi videolar hazırlayacağım. Net rakamlarla yeni videolarımız karşınızda olacak. Yapmanız gereken kanalımıza abone olmanız, bizleri takip etmeniz. ETV Türkiye ve Özgür Erdoğan YouTube kanallarında zaten sürekli canlı yayınlarımız bundan sonra olacak. Videolarımız yayınlanacak. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. İnanın telefonum şu anda susmuyor. Biri çok televizyon kanalı bana ulaşmaya çalışıyor. Herkese selamlar, sevgiler. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım hepimiz için hayırlısı olur. İnşallah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hem ETV Türkiye'den hem de Özgür Bey'in kanalından bizi izleyen, takip eden herkese çok çok teşekkür ediyorum. Beğen butonuna basan, ETV Türkiye ve Özgür Bey'in kanalına abone olan, bizleri takip eden ve destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Mesaj ve yorumlarınıza çok yer veremedik. Kusura bakmayın, bugün genelde ETV Türkiye'de her gün canlı yayınlarda genel anlamda mesaj ve yorumlarla gidiyor canlı yayınlar ama bugün önemli bir yayındı gerçekten de. Asgari ücreti açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Bey bununla ilgili gerçekten de çok detaylı bir şekilde bilgiler aktardı bizlere. Bundan sonraki süreçte neler yaşayacağız, neler olacak? EYT ile ilgili gelişmeler, emeklilerle ilgili gelişmeler ne olacak? ETV Türkiye'den ve Özgür Bey'in kanalından takip edebilirsiniz. Son dakika gelişmeleri, özel röportajlar ve en doğru bilgileri hem ETV Türkiye'den hem de Özgür Bey'in kanalından ulaşabilirsiniz. Yayına katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.